Evet, geldik şimdi ikinci ünitemize. Demin birinci ünitemizi göstermemişiz. Şimdi değerli hocalarım, şuradaki alıştırmalar var. Bunları hep doldurmanız gerekiyor. Şimdi bu içlere bakmadık ama bu sene buradakilerin hepsini, her birini ayrı ayrı çalışacaksınız, onu unutmayın. Bunlar sizler için sorumlu alanlara giriyor. Hemzenin yazımındaki durumlar nedir? Şimdi bir defa elifler iki türlüdür. Bir vasli elif, bir de asli elif diye ayrılır. Vasli elifler geçici olarak vardır. O da nedir? İnfeale, elif lam takısı, iftaale, istefale gibi kelimeler. Mesela şuraya bir tane şey yazalım. Bunun puntosunu büyütelim, şöyle rahat okuyasınız. Mesela Allah lafzındaki baştaki elif harfi gerçek bir elif değil. Bu geçici olarak var. Okunuşu zor olduğu için. Bu ne de biliyoruz? Başına vav geldiğinde, şöyle vav getirince ve Allah'ı diye vallahi oluyor. Elif'in okunuşu gidiyor. Tabi yazında bırakıyoruz da. Ama okunuş duruyor. Mesela işteale, işteale, iftaale kalıbından geliyor. Buradaki elif harfi geçici, vasli bir eliftir. Gerçek bir elif değildir. Okunuş zor olduğu için var. Nereden biliyoruz bunu? Başına bir V getirin mi? Ve işteale'dir. Ve işteale oluyor. Bunlar vasli elifler. Mesela ellezî. Ellezî'deki elif asli mi, vasli mi? Nasıl biliriz? Başına vav getiririz. Ve ellezî mi, vellezî mi? Vellezî. Dolayısıyla bu da vaslidir. Emir fiiller. Mesela uktub. Uktub. Hemzeli mi, hemzesiz mi yazılacak? Hemzesiz. Nereden bildik biz? Buraya biz ve getirdik mi? O zaman vektub oluyor. Ve uktub olmuyor. Uçuyor şey. Oradaki elif harfi uçuyor. Demek ki bunlar gerçek bir elif değil. Sadece okunuşu zor olduğu için varmış. Bundan dolayı yazılıyor. Bunlar hemzesiz yazılır kesinlikle. Şimdi gelelim şu hemzenin yazımına. Hemzenin yazımı zor bir konudur, onu söyleyeyim. Eğer hemze kelimenin başında gelirse, kelimenin başında gelirse, o zaman her zaman elifin altına veya üstüne yazılır. Mesela ehade. Siz ehade'yi şöyle bir yazın, çekinmeyin. Ehade yazdınız. Bu şimdi nasıl olacak? Büyütelim ya. Güzel olmadı. Ehade yazdık. Başta geldiği için elifin üstüne yazılacak. Şu şekilde. Ehade. Ötre olsa ne olacak? Mesela uhide nasıl olacaktı? O da bu şekilde olacaktı. Uhide. Eğer bu kesreli olsaydı, mesela insan olsaydı, o zaman böyle yazılırdı. Bakın altına yazılırdı. Ama başta olduğum hiçbir zaman hemze tek başına kalamaz. Her zaman ya elifin üstüne ya elifin altına gelecek. Bunsuz olmaz. Ortada geldiğinde ne oluyor peki? Ortada geldiğinde bakınız. Dilimize geleceğiz bunu. Örneğin veme'e, veme'e fiili. Arap bunu okurken zorlanıyor. Veme diye okuyor. Veme, veme. Ve bu şekilde yapıyor. Veme yapıyor. Tabi hemze de yazılması gerektiği için bu şekilde yazılıyor. Ağızda geviyor onu. Ondan sonra betu'e, betu'e. Bunu nasıl yazacağız? Şimdi bunu ağızda geveleyelim. Betu'e. Bakınız vav'a dönüştü. Betu'e. Betu'e dönüştüğü için bunu bu şekilde yazıyoruz. Betu'e. Tabi hemzenin yazılması gerektiği için betu'e'yi böyle yapacağız. Tamam mı? Ondan sonra vumi'e, vumi'e. Bakın vumi'e de bunu geviyorum en ağzımda. Vumi'e oluyor. Vumi'e. O yüzden biz de bunu şu şekilde yazıyoruz. Vumi'e. Tamam mı? Y'nin üstüne yazıyoruz ve noktayı da koymuyoruz. Ondan sonra eğer ki bir fiil, ha şunları yazın mesela. Budi'e, su'ile, uhide yazın demiştik. Bunu böyle yapıyoruz. Bu di ye diye yazıyoruz önce. Bu diye okunuşu zor olduğu şey böyle yazılır. Hemze de koyacağız. Bu di e. Tamam mı? Hemze de koyacağız o ye'ye ve noktasını atacağız. Mesela su ile nasıl yapacağız? Su yi le diyoruz. Su ile. Tabii bu ne yapacağız? Ye'yi noktasız yapacağız ve hemze yapacağız. Su i le yapacağız. Tamam mı? Su ile uhide de şu şekilde yapıyoruz. Uhide. Niye? Çünkü başa gelmiş.
ve eğer ki sakin bir haftanın sonuna hemze gelirse o zaman hemze tek başına kalır. Mesela el-but-u kelimesinde el-but-u'da bakınız hemzeden önceki harf tı, sakin, hareketsiz yok. O zaman bu da hiçbir şeyin üstüne gelmeyecek. Yani ne vav'un üstüne, ne ye'nin üstüne, ne elif'in üstüne hiçbir şey gelmeyecek. Mesela ma kelimesinde hemzeye bakın. Hemzeden önceki harfin hareketi var mı? Hemzeden önceki harf eliftir. Elif'in de hareketi yoktur. Sükun. Dolayısıyla bu da tek başına yazılacak. Yani üstüne bir şey, altına falan bir herhangi bir vav, ye, elif bir şey koymayacağız. Tamam mı? Hepinize kolay gelsin diyecektim. Mudaaf çekimleri varmış bir de. Mudaaf çekimleri şuraya gelelim. Hemze ve kitabetuha. Üçüncü konu muydu acaba mudaaf? Bakıyorum. Evet. Üçüncü konu da mudaafmış. Mudaaf fiiller. Mette, sabbe gibi şeddeli fiillere mudaaf fiil deniyor. Bunlar bir sürü çekim çeşitleri var. Bu bahsettiğim şunlar sayfa numarası değil. Kod sayfa, kod numarası. Bunlara fiil çekimler şeyinden çalışın. Ezberleyin. Çünkü ezber işidir yani. Bunun başka yapacak bir şey yok. Buradaki dikkat etmemiz gereken ne vardı? Geçen dönemden söylemiştik gerçekten. Tamam. Kolay gelsin hepinize. Allah razı olsun.